Pakistanlılar TikTok'ta Türk kadınların videolarını çekiyorlar, paylaşıyorlar. Bizim kızlarımızı taciz ediyorlar. <laughs> Ümmet kardeşi izliyoruz, taciz etmeye götürüyor ve halk olarak ülkenin doktorunun, mühendisinin, mimarının, iş insanının yurt dışına kaçmasına sebep olup yerlerine 72 milletten sapık getirdiler. İranlısı, Pakistanlısı, Afganistanlısı fark etmez. Artık çeteler halinde insanları rahatsız etmeye başladılar ve bununla kalmayıp herkese açık şekilde bu videoları sosyal medyada yayınlamaya başladılar. Simülasyonda son günlerde en çok gördüğümüz şey Pakistanlı taciz çeteleri. Peki nedir bunlar? Yurdun dört bir yanından gördükleri kız kardeşlerimizi videoya çekiyorlar ve sonrasında yüzlerini de paylaşıyorlar Paylaşarak, ...hani sanki korkmuyorum zaten bana ne olacak dermişçesine... ...çeşitli sosyal medya hesaplarında bunları paylaşıyorlar. Birkaç tanesi tutuklanarak cezaevine gönderildi ancak günde 4-5 tane böyle videolardan... ...böyle insanlardan, çetelerden görmek artık mümkün. Recep Tayyip Erdoğan ısrarla mültecileri göndermeyeceğiz diye bağırırken... ...bu videolar internette yayılmaya devam ediyor. Şu tipe iyi bakın arkadaşlar bu İranlı bir mülteci İstiklal Caddesi'nde çalışıyor ve oturum izni var. Sosyal medya hesaplarındaysa kendi yüzünü de göstererek paylaş yüzlerce taciz videosu mevcut. Süleyman Soylu ne dedi? Türkiye'de göçmen politikası ve göç politikası üzerinden siyaset yapan oy devşirmeye çalışanlar sefildirler. Biz bu dünyadan gideceğiz. Vallahi bunun hesabını öbür dünyada bize soracaklar. O zaman din üzerinden siyaset yapanan ne demeliyiz? İnsanların inançları ve bu inançlar doğrultusunda ne yapmak istedikleri umurumda değil. Ancak burası layık bir memleketse ona göre yönetilmesini istiyorum. Bunlar benim kardeşim değil. Olmadılar ve hiçbir zamanda olmayacaklar. Siz lütfen sansür uygulamaya devam edin tıpkı Başakşehir Belediyesi'nin yaptığı gibi. Ne mi olmuştu? Başakşehir İlçe Nüfus Müdürlüğü geçtiğimiz günlerde sıra ekranının tamamı yabancı uyruklu isimlerden oluştuğu için sosyal medyada büyük tepki çekmişti. Ekrana yeni bir güncelleme yapılarak isimlerin anlaşılamaması için sansürlenerek listelenmeye başladı. Üzeri kapatılabilir, görmezden gelinebilir ama gerçekler acıdır. Ve bu gerçekleri her gün sokaklarda gören biz vatandaşlar. Tüm bunlar yaşanırken Pakistan'dan Türkiye'ye kaçak yollarla gelen bazı insanlar bunu TikTok larından paylaşmaktan da hiç geri durmadılar. Sınıra geçerken bir sürü video çektiler ve Pakistan-Türkiye bayrağı eşliğinde bunları paylaştılar. Kimi insanların da sabrı taşmaya başladı. Ve aslında geldi de geçiyordu. Kaçak göçmenler tarafından kız kardeşinin rızası dışında videosu çekilen Kevork Sahafyan yaşananlara tepki gösterdi. Evet evet açık açık söylüyorum. Polisten önce bulursam suç işleyeceğim dedi. TikTok indirip algoritmanızı bunlara göre ayarladığınız zaman ne bileyim Arapça bir şeyler yazın, ilgilenmiyorum seçeneğini işaretleyin. Karşınıza direkt olarak böyle videolar çıkıyor. Ve unutmayın arkadaşlar bu sadece buzdağının gözüken kısmı. Bunları herkese açık olarak paylaşmayan ne kadar daha fazlası vardır tahmin bile edemiyoruz. İşin daha kötü tarafı böyle videoların altında yine Pakistanlı veya Afganistanlılar of şunu şöyle yaparım böyle yaparım diye yorumlar yazıyorlar. Ve bunları da herkese açık olarak paylaşıyorlar. Ve her şey bu kadarla kalsa iyi. Ülkelerindeki olaylar akıllara gerçekten durgunluk veriyor. Çok açık bir şekilde bugün artık o kadar fazla bununla alakalı gündem gördüm ki ilk defa ülkemi terk etmeyi bu kadar ciddi düşündüm. İçişleri Bakanlığından konuya dair herhangi bir açıklama gelmemesi. Yani en azından tamam bunlar yaşanıyor ama bakın biz de şöyle önlemler alıyoruz gibi bir teskin edici bir şey bile olmaması işi şu anda daha da uçuruma sürükleyen başka bir nokta. Şimdi mülteci var mülteci var. Bugüne kadar sürekli bana soruldu. Enes diğer ülkelerde de savaşlar oldu. Diğer ülkelerden de mülteciler geldi. Niye onlar hakkında bu kadar video yapmadın Ukrayna hakkında konuştuğum kadar? Niye onlara bu kadar destek vermedin? Bir kere bunların siyasi olarak bambaşka neden var. O ülkelerde genelde iç savaşlar var. Darbeler, terör örgütleri vesaire vesaire. Tabii ki hiçbir masum savaşlarda ölmemeli ancak bu da savaşın bir gerçeği. Burada Ukrayna'ya verilen desteğin bu kadar büyük olmasının temel sebebi şu. Sığınmacı var, sığınmacı var. Katerina Semerich isimli kişi LinkedIn hesabı üzerinden kendi gibi ülkesini terk etmek zorunda olan kişilerle yaptığı temizliğin fotoğrafını paylaştı. Antalya'da ormana çıktılar ve çöpleri topladılar. Bunun sebebinin de Türkiye'ye ve Türk halkına misafirperverlikleri için teşekkür etmek, Ukrayna Ukraynalılara burada misafir olarak bulunduğumuzu hatırlatmak ve Türk halkına saygı göstermek, son olarak da Ukraynalıların Avrupalı olduğunu göstermek amacıyla yapmışlar. Şimdi demiştik ya sığınmacı var, sığınmacı var diye. Şimdi otur düşün bakalım kime neden daha fazla destek verdiğimi. Dünyada problemler sadece Orta Doğu'da yaşanmıyor. Sadece Pakistan'da kıtlık yok, sadece Afganistan'da savaş yok. Önemli olan o insanlığı kaybetmemek. Normalde böyle bir gündemle kafa ütülemek ve moralinizi bozmak istemezdim. Çünkü moral bozucu bir haber açıkça konuşmak gerekirse. Ancak bir yandan da bilmenizi istedim çünkü içimde kalacaktı. Dinlediğiniz için teşekkürler. Böyle bir olayla karşılaşırsanız mutlaka bildirin arkadaşlar. Bununla ilgilenen tonla sayfa var Twitter'da, Instagram'da. Bugünlük benden bu kadar. Yarın tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.